بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Değerli öğrencilerimiz, birinci kitabın 7. ünitesinin 3. dersini yapıyoruz. Burada bir diyalogumuz var. İlk önce bunu bir dinleyelim. Ondan sonra beraber okuyacağız. Hazır mısınız? Yallah. أم أخا لك يا سامي؟ ثلاثة إخوة وأختان. إذن أنتم ستة، ماذا يعملون؟ أخي الكبير طبيب، والأوسط مهندس، والصغير بناء. وماذا تعمل أختك؟ أختي الكبيرة معلمة، والصغيرة ممرضة. نعم. Şimdi tekrar ediyoruz arkadaşlar. كم أخا لك يا سامي؟ تكرار. كم أخا لك يا سامي؟ جيد. بدأ بردا. كم أخا لك يا سامي؟ جيد. ثلاثة إخوة وأختان. بدأ. ثلاثة إخوة وأختان. Çok güzel. بدأ بردا. ثلاثة إخوة وأختان. نعم. إذن أنتم ستة. نعم. ماذا يعملون؟ بدأ بردا. إذن أنتم ستة، ماذا يعملون؟ Çok güzel. أخي الكبير طبيب. Çok güzel. بدأ. أخي الكبير طبيب. والأوسط مهندس. والصغير بناء. Çok güzel. Şimdi bir de buradan dinleyelim. وماذا تعمل أختك؟ Burada yanlışlık olmuş. Ben söyleyeyim o zaman. أخي الكبير طبيب والأوسط مهندس والصغير بناء. Şimdi siz والأوسط مهندس. Çok güzel. أختي الكبيرة معلمة والصغيرة ممرضة. نعم. Burada atlamış yine. وماذا تعمل أختاك؟ تكرار. وماذا تعمل أختاك؟ Çok güzel. أختي الكبيرة معلمة والصغيرة ممرضة. Çok güzel. Burayı bir daha okuyalım. أختي الكبيرة معلمة والصغيرة ممرضة. يلا أنتم. Çok güzel. Şimdi karşılıklı beraber okuyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Ben Mahmut oluyorum. Sen de Sami. كم أخاً لك يا سامي؟ أنت. إذن أنتم ستة. ماذا يعملون؟ أنت. وماذا تعمل أختاك؟ Çok güzel. Şimdi sen Mahmut oluyorsun, ben Sami. Yallah. Selasetu ihvetin ve uhtan. Ahil kebiru tabibun. Vel evsatu muhendisun. وَالصَّغِيرُ بَنَّا أُخْتِ الْكَبِيرَةُ مُعَلِّمَةٌ وَالصَّغِيرَةُ مُمَرِّضَةٌ Şimdi buradan biraz Arapça bahsedelim. Sonraki dersimizde de anlamını vereceğiz zaten. هُنَا مَحْمُودْ وَالسَّامِي يَتَكَلَّمَانْ بَيْنَهُمَا وَيَتَحَدَّسُونَ عَنْ إِخْوَتِهِمْ عَنْ أُسْرَتِهِمْ خَاصَّةً عَنْ إِخْوَتِهِمْ مَاذَا يَعْمَلُونَ مَا مِهْنَتُهُمْ كَمْ أَخَلَّكَ هَكَذَا كم أخاً لك؟ هو يقول ثلاثة إخوة وأختان. انظر، هو يقول ثلاثة إخوة. أخون أخون أخون. أخو الكبير، أخو الأوسط والصغير. واحد اثنان ثلاثة. رأيتم؟ جيد. وأختان، أخت، وهذه هي الأخت. أخت الكبيرة وأخت الصغيرة هكذا. إذن أنتم ستة. نعم هم يكون ستة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة. وهو أيضا معه يكون ستة إخوة. يكون ماذا يعملون؟ ما عملهم؟ ما مهنتهم؟ سامي يقول
أخي الكبير طبيب والأوسط مهندس والصغير بناء. انظر، أخي الكبير هو الأخ الكبير طبيب والأوسط وسط مهندس والصغير هو بناء. وماذا تعمل أختاك؟ والأختان أختي الكبيرة معلمة والصغيرة ممرضة. انظر، أختي الكبيرة مدرسة معلمة وأختي الصغيرة هي ممرضة. نعم هكذا. Burada metinle ilgili sorularımız var. Ecib anil esile sorulara cevap ver. Kem ahan li Sami? Sami'nin kaç kardeşi var? Maza ta'melu uhtuhul kebira? Uhtuhu onun kardeşi el kebira. Büyük kardeş ama. Onun büyük kardeşi ne iş yapıyor? Sel zemileke arkadaşına sor. Kem ahan leke? Senin kaç kardeşin var diye arkadaşına sor. Ve maza ya'melun? Ve ne yapıyorlar? Ne yaptıklarını sor diyor. Bunlara siz cevabını veriyorsun. Sonraki dersimizde kontrol edeceğiz. Mesela kem mekan lisami? Mesela lisami selase ihve ve uhtan. Ve maza ta'mel uhtuhul kebira? Taban hiye muallime. Ta'mel fil medrese hiye muallime. Ve uhtuhu sagira hiye mumarrida. Ta'mel fil müsteşfe. Hakeze. سل زميلك كما خلك مثلا لي ثلاثة إخوة وأختان لي نحن خمسة إخوة وهناك ثلاثة أخوات هكذا وماذا يعملون أخي الكبير مهندس والصغير طبيب أختي الكبيرة معلمة أختي الصغيرة هي طبيبة هكذا تجيبون Şimdi burada arkadaşlar burada damirleri vermiş. Ene, ente, enti, huve, hiye. Ben, sen, sen kadın, o ve o kadın şeklinde. Burada da fiilleri vermiş. Tamam mı? Fiil. Mesela e'melu ben çalışıyorum. Değil mi? Amile fiili. Ene ben çalışıyorum dediğimde e'melu diyorum bak. E'mel buradaki e enenin e'si gibi düşünün şurayı. Tamam. Ene a'melu ben çalışıyorum. Ene ezhebu. Ene ektubu. Ene eclisu. Ene erkebu. Ene eşrabu. Ene akulu gibi. Bak bütün ene ile başladığında ben yapıyorum ediyorum dediğimizde burada ne oluyormuş? Bu enenin elifi oluyormuş. Ente oldu. Sen yapıyorsun dediğimizde ente te'melu. Ente tezhebu. Ente teclisu, ente tektubu, ente terkebu, ente tedrusu, ente teteallemu. Bak hepsinde istisnasız T oluyor başında. Sen yapıyorsun anlamında. Bu entenin T'siymiş gibi düşünebilirsiniz. Ya da o şekilde de düşünmeyebilirsiniz. Bu T'yi unutmayın yani. Hatırlamanız için bu şekilde söyledik. Ente tezhebu. Sen gidiyorsun. Sen iş yapıyorsun. Ente teclisu sen oturuyorsun şeklinde. Enti olduğunda müennes sen kadın olduğunda te'meline tezhebine teclisine tektubine tedrusine teteallemine temşine teşrabine hepsinde buradaki ya oluyor bak. Entide buradaki ya oluyor. Tabi başında yine T var. Entede olduğu gibi burada da T var. Tamam buradaki ya'yı. Kadınlara karşı biraz daha kibar oluyoruz değil mi? Ente te'melu adama böyle kadına. Enti te'meline, enti tezhebine, enti tektübine şeklinde. Huve ya'melu, o çalışıyor. Huve yezhebu, o dediğimizde ya'melu, yezhebu, yeclisu, yektubu, yeşrabu, yefhemu, yektubu, yedrusu, yeteallemu. Hepsi bu şekilde geliyor. Hiye te'melu. Hiye te'melu, hiye tezhebu. Bu kadın olduğunda, hiye olduğunda burası T oluyor. Bunu da unutmayalım. Hatta dikkat ederseniz bu NT ile aynı oluyor. Bak
أنت ve هي aynı. Nasıl ayırt edeceğiz bunu? Yani cümledeki yerine göre, söylendiği ortama göre onu kolayca ayırt edebiliyoruz. İkisi aynı. Tamam? هي تذهب هي تجلس هي تكتب هي تركب هي تفهم şeklinde oluyor imiş. Şimdi burada bize bununla ilgili alıştırma örnekleri veriyor. Bunları da siz yapacaksınız. Ne istiyor? Uktubul fi'al. Fiili yaz diyor. Burada birer tanesini yazmış. Diğer zamirlere göre de sizin yazmanızı istiyor. Mesela eclisu. Ene'ye göre yazmış. Ente ne olacak? Ente teclisu olacak. Değil mi? Enti teclisine. Huve yeclisu. Hiye teclisu şeklinde olacak. Mesela burada ente demiş tuhibbu. Ene ne olacak? Uhibbu. Enti tuhibbine. Huve yuhibbu. Hiye tuhibbu şeklinde oluyor. Burada tabi hareke değişmiş. Bir tek bunda değişiyor. Diğerlerinin harekesi baştaki feta oluyor. Tamam. Tehmiline. Ente tehmilu. Ene ehmilu. Yektubu. Ene ektubu mesela. Burada hangi fiilimiz var? Teşrabu. Ene eşrabu şeklinde geliyor imiş. Buradaki teşrabu eşrabu şeklinde oluyor. Diğerlerini siz dolduruyorsunuz değil mi? Ente teşrabu, enti teşrabine, ehmilu, ente tehmilu, enti tehmiline, huve yehmilu, hiye tehmilu şeklinde. Ektubu, ente tektubu, enti tektubine, huve yektubu, hiye tektubu. Ene eşrabu, huve ente teşrabu, enti teşrabine, huve yeşrabu, enti hiye teşrabu şeklinde. Huve yeşrabu, hiye teşrabu şeklinde. Bunları dolduruyorsunuz. Bir sonraki dersimizde kontrol edeceğiz. Evet, burada istemi ve lahizul fark beynel kelimat. Dinle ve kelimeler arasındaki farkı ayırt et diyor bak. Burada z harfiyle ilgili telaffuzlara dikkat edin diyor. Zahar. Zahar. Tamam. Zahara, zahara. Zuhir. Zuhir. Tamam. Zil. Zil. Anzar. Anzar. Yanzur. Manzur. Nazira. Nazira. Lahaza. Lahaza. Yulahazu. Yulahazu. Lahizi. Lahizi. Evet. Z harfinin okunuşu da önemli arkadaşlar. Burada uktub ma tesma. Dinlediğin şeyi yaz diyor. Dinleyelim ve yazalım bunları arkadaşlar. Şimdi ben dinletiyorum. Siz bunları yazacaksınız. Bir sonraki dersimizde de kontrol edeceğiz. Amdaytu. Amdaytu. Bir daha. Amdaytu. Amdaytu. Hal. Hal. Amme. Amme. Uht. Uhtun. Utla. Utla. Bir daha. Utla. Utla. Edheb. Edhebu. Edheb. Edhebu. Zavce. 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 Kabeltu. Kabeltu. Bir daha. Kabeltu. Kabeltu şeklinde mesela bir tanesini yap. Amdaytu. Amdaytu. Bu şekilde tamam mı? Siz de yapıyorsunuz. Hal. Diğerlerinde siz yapıyorsunuz arkadaşlar. Arkada ne istiyor? Mukabele savtiye beyne zâ ve zâ. İstemi' ve raddit. Bunu dinliyorsunuz ve tekrar ediyorsunuz arkadaşlar. İstemi' ve raddit. Dinle ve tekrar et. Dinliyorsunuz ve tekrar ediyorsunuz. Zıl. Zıl. Zil. Zil. Nazır. Nazır. Bak nazir, nazir. Elfaz, elfaz. Nam, elfaz, elfaz. Munzir. 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 Munzir, nam. Zarf,
ظرف. نافذة، نافضة. نعم، نافذة، نافضة. نظرة، نظرة، نذرة. نعم، نذرة. بق بدا بق. نظرة، نظرة، نذرة، نذرة. Bazen harfleri kelime içinde daha iyi telaffuz edebiliyorsunuz. O yüzden bazı kelimelerde bunu tatbik edebilirsiniz. Mazruf. 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 Bak, mazruf, mazruf. Bunlara dikkat edin. Mazruf. Mazruf. Evet. Bu şekilde bunları tekrar ediyorum. Tabi bunları daha çok dinleyip tekrar edelim. Üktüb selase kelimatin fi hâzâ. İçinde zel harfi olan 3 tane kelime yazınız diyor. Mesela zâbe'yi yazdım. Tamam. Diğerlerini de siz dolduruyorsunuz. 3 tane kelime. Üktüb selase kelimatin fi hâzâ. Harfinin bulduğu 3 tane kelime yazınız diyor. Mesela manzar kelimesini yazdım. Diğerlerinde siz yazınız. Birçok kelime zaten bulmak mümkün. Burada üktüb ma ye'ti tahta suratil munasib. Aşağıda gelenleri uygun resimlerin altına yazınız diyor. Ne diyor burada? Zeynep zevcetu kerim. Zeynep Kerim'in zevcesidir, karısıdır şeklinde. Ehi muhendisun mahirun. Benim kardeşim maharetli bir mühendistir. Hepsinin anlamını vermeyeceğim tabi. Yemşi zafirun ma'a ibnihi. Oğluyla beraber yemşi. Uganni ma'a uhti. Uganni. Ugniye. Şarkı söylüyor bak. Uganni ma'a uhti. Mesela bunu nereye yazacağız? Uganni ma'a uhti. Usa'idu valideti fil menzil. Usa'idu, huve yusa'idu, ene usa'idu valideti, ummi fil menzil. Tel'abu abir ma'a sadikatiha. Abir, tel'abu ma'a sadikatiha. Li selâthu benâtin. Li selâthu benâtin. İbnu ahi talibun neşit. Ve talibun neşit. Yedrus kesiran. İbnu ammi rassamun meşhur. İbnu ammi rassamun meşhur. Naam, rassamun meşhurun. Nah, buraya uygun cümleleri, uygun resimlerin altına yazıyoruz. Bunu yazmayı ihmal etmeyelim. Bir sonraki dersimizde kontrol edeceğiz. Bak, bazılarınız ödevleri yapmıyor. Bu konuda daha dikkatli ve titiz davranmanızı istiyoruz arkadaşlar. Sizin öğrenmeniz için bunlar önemli. İnte hâzed ders. Derâkum fid dersil qâdim. Ma'a selâmeh.